Ahmet adında bir basketbolcu kendi basketbol istatistiklerini analiz ediyormuş. Aşağıdaki tabloda birazdan atacağı iki serbest atıştan elde edeceği sonuçlar için bir olasılık modeli gösterilmektedir. Yani tabloda bu iki serbest atış için çeşitli durumlar ve bunlara karşılık gelen olasılıklar verilmiş. İki serbest atışı da kaçırmak 0,2, bir serbest atış atmak 0,5, her iki serbest atışı da atmak 0,1. Bu geçerli bir olasılık modeli midir? Şimdi videoyu durdurun ve bu soruyu cevaplamayı siz deneyin. Öncelikle geçerli bir olasılık modelinin nasıl olduğunu bir düşünelim. İlk olarak tüm senaryoların olasılıklarının toplamının %100 etmesi gerekiyordu, değil mi? Bu yüzden bunu kesinlikle kontrol etmeliyiz. Ayrıca hepsinin pozitif değerler olması gerekiyor veya sanırım şöyle demeliyim, hiçbirinin değeri negatif olmamalı. Evet, daha doğru. %0 olasılığı olan bir senaryoya da sahip olabilirsiniz, değil mi? Evet, bunu söylemeye çalışıyorum. Tüm bunlar pozitif olasılıklar gibi görünüyor. Dolayısıyla olasılıkların negatif olmaması gerektiğini belirten ikinci şart karşılanıyor. Fakat acaba toplamları %100 ediyor mu? 02 ile 05'i toplarsak 07 artı 01 08 eder. Yani toplamları %80'dir. Dolayısıyla bu geçerli bir olasılık modeli değil. Geçerli olabilmesi için bütün senaryo olasılıklarının toplamının tam olarak %100 olması gerekecekti. Ancak bu örnekte toplamları sadece %80 ediyor. Toplamlarının 1,1 veya %110 olması durumunda da yine sorun var demektir. O zaman şimdi buraya hayır yazabiliriz. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu seferki soruda bir uzaylı olduğumuz söylenmiş. Dünyayı ziyaret ederek 97 tavuk, 47 inek ve 77 insan kaçırıyorsunuz. <laughs> Güzel. Daha sonra üzerinde deneyler yapmak için örnekleminizden rastgele bir dünyalı yaratık seçiyorsunuz. Her yaratığın seçilme olasılığı eşittir. Her bir dünyalı yaratık türünü seçme olasılığınızı göstermek üzere bir olasılık modeli oluşturun. Cevaplarınızı kesir olarak veya en yakın yüzlüğe yuvarlanmış ondalık sayı olarak yazın." demiş. Peki. Az önceki örnekte olasılık modelinin geçerli olup olmadığını görmek istemiştik. Burada ise geçerli bir olasılık modeli oluşturmak istiyoruz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Şöyle ki tahmini olarak bir tavuk seçme olasılığı tavuk sayımız bölü tüm örneklem sayısı olacaktır. Çünkü canlılardan her birinin seçilme olasılığı aynı. 97

Peki bu kaç eder? Pay kısmında 97 olacak ve 97, 47 ve 77'yi toplarsak 3 tane 7, 21 eder. 2 artı 9, 11 artı 4, 15 ve artı 7 de 22. Yani cevap 221. Demek ki 221 canlının 97'si evet tavuk. Bu durumda buraya 97 bölü 221 yazabiliriz cevabı kesir olarak verebileceğimizi söylemişler. Ben de o şekilde yazıyorum. Peki ya inekler? 221 canlının 47 tanesi inek. Dolayısıyla 47 bölü 221 oranında inek seçme olasılığımız var ve son olarak da 221 canlının 77 tanesi insan. Peki, bu geçerli bir olasılık dağılımı mı? Bunları toplayarak öğrenebiliriz. Bu üç kesri toplarsanız payda 221 ve 97 artı 47 artı 77'nin 221 olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla toplamları kesinlikle 1 ediyor. Ayrıca bunların hiçbiri negatif değil. O yüzden bu, evet, geçerli bir olasılık dağılımıdır.